Haname bugün hacda, Mina'da şeytan taşlama sırasında yaşanan izdiham nedeniyle 717 kişi hayatını kaybetti. Binden fazla kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin sayısının çok fazla olduğu ifade ediliyor. Bu sayıdan da fazla olduğu ifade ediliyor. Şeytan taşlamaya giden yolda yürüyen merdivenlerde kalabalıklardaki kişilerden insanların birbirlerini itmesi sonucu izdihamın başladığı söyleniyor. Hacıların 3. kattan aşağı düşerek hayatlarını kaybettikleri söyleniyor. Bu nasıl bir şey ya? Yani bir mantığı yok ya. Yani teknik olarak açıklanabiliyor mu bu? Nasıl oldu? Şu şekilde söylüyorlar. Bir şeytan taşlamaya gidiş yolu var. Bir de çıkış yolu var. Çıkış yolundan çıkanlarla normalde gidiş yoluna gitmesi gerekenlerin karşılaştığı söyleniyor. Yanlış yönlendirme sonucu. İtiş kakış mı oluyor? Evet, karşılaşma sonucu bir izdiham olduğu söyleniyor. Ama resmi bir açıklama yok henüz. Yine de mantıksız ya, çok acayip olmuş. Neyse, haçta vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Orada defnedilecekler. Değil mi? O evet. Şekil oluyor. İyi. Allah gani gani rahmet etsin. İnşallah. Allah cennet nasip etsin. Allah ailelerine de sabrı cemil, güzel bir sabır nasip etsin. Zaman zaman haçta bu tip olaylar oluyor. İyi bir organizasyon gerekiyor. İyi bir teknik plan gerekiyor. Bu tip kalabalık olaylarda bu tip şeyler sürekli olabilir. İnşaat olduğu için yollar daralmış herhalde, öyle mi? Ama her hikayede başlarında telsizler bulunan kişiler bulması lazım. Yani mesela yüzlük ve onluk birimler halinde, mesela onluk 10 kişiye bir çavuş, evet, değil mi? 100 kişiye yüzbaşı, öyle bir disiplinli çalışma yapmaz. Mesela sonra binbaşı, evet, bin kişinin başına bir binbaşı gerekir. Telsizde yönetmeleri lazım. Onbaşlarda onluk grupları yönetecek. Hepsinde telsiz olması lazım. Öyle olur, yoksa bu tip olaylar ya peş peşe olur. Tabii. Bayağı rahat olur yani. Son 25 yılda 3600 kişi bu şekilde hayatını kaybetmiş. Tabii.